AK Parti Meclis Grubu Başkanı Abdullah Güler en düşük emekli aylığın 10 bin liradan 12 bin 500 liraya yükseltileceğini açıkladı. Bakalım Aydın'da yaşayan emekliler bu durumu nasıl değerlendiriyor? Ben bunu değerlendiririm de, değerlendirdim ama kendimi başka yerde bulurum. Çünkü söyleyeceklerim hiç de iyi değil. Herkes suçunu günahını biliyor. Ben bu kadar söyleyeyim yalnız. Hak adalet diyorlar, hiçbiri yok. Nerede hak, nerede adalet, nerede eşitlik? Hiç vermesin, çok ayıp ediyor. Ben babamdan alıyorum, bana verdiği olmaz bu kadar. Ben bunu neyle yani 500? Şimdi ben 11 bin arıyordum, 13 bin 500 para dedim. Nasıl olacak bu iş? Yani 18 olması lazımdı yani, 18 olsa normaldi yani. Ha benim için fark etme, neden fark etme? Benim çocuklarım okumuş, büyümüş, hiç ben hanımla ben kendimi, evim de var. Hani öyle bir şey. Ama bir tarafta adamlar 10 bin lira kira veriyor. 5 bin lira ne yapacak adam? Ne yapacak hanım şimdi? Ne kira mı versin? Kendini mi getirdin? Ne yapacak? Ben memnunum yani. Benim malım mülküm var. Ya zamanında çalıştım, yedim, içmedim. Ev yaptım, dam yaptım, tutuklama verdim. Rahatım iyi benim. Yani hükümetle hiçbir alakası yok. Hükümet 10 verirse Allah paketlesin. 5 verirse Allah paketlesin. Benim maaşım yüksek zaten. Mutluymuş kızım. Bir kira tutmayız onunla evden çıksak. Şimdi kiralar 20 milyar anacımdan çıkardı maksuz kiracısına. Ben 10 milyar ev tutarsam nereye gideceğim ben? Ne yiyeceğim ben? Değil mi? Zor kızım ya. Zor. Emekli 20'den aşar kurtamaz şu pahalılığıyla. Adamdan maksuz ayrılıyorlar. Babasının aylığını almak için. Buna aylık bağlıyor. Adamından gavulli boşanıyor. Böyle insanlar par verip de emekliler böyle etmesi. Bu insan bunun başa bizler getirmişiz değil mi? Böyle olur mu? Takip etsen devletine, insanına. Takip etsen ya. Baştaki bir yok olsun. Kızım ev temizliğine gidiyor, beni destek oluyor. Bir öyle geçiniyorum ki sorma gitsin. Zam elimize geçmeden ev sahibi oturtturdu. İyi değil mi? Ne diyeyim ben? Yani çok az yani. Ben başkomiserim ama ben 28 milyon para alıyorum ama ben bence iyiyim ama benim tarafım iyi değil yani. Şimdi emekli maaşı 25 lira olması lazım. Şimdi bu insan nasıl kesinecek? Ve yeni evlenenler 10 milyon, 12 milyon, 15 milyon kira verirsin. Yani bir bazı sitelerde 28 milyon kira. Nasıl bir şey geçinebilir yani? Resmen 6 aydır 2024 emekliler yılı olacak dedi. Kandıra kandıra bugüne getirdi. Şimdi kök maaş nedir Allah aşkına ya? Zaten 10 bin lira para alıyor. Ona 2 bin lira bilmem 2,5 yapacak da. Peki 12 alan ne oluyor? Asgari ücret. Zaten açlık sınırı altında. Bu nasıl olacak bu? Allah aşkına acilen seçim olması lazım. Emeğim zehir zukkum olsun. 22 senedir emeğim var onlarda. Bir milletvekilinin benim kadar emeği yok. Bu ne ya? Bu rezil. Ya paradan ziyade bu emekleri rencide etti, rezil etti, kepaze etti. Verse dahi o parayı yiyemeyiz ya. %19 vermiş bana. Hiçbir şey fark etmiyor yani. 2000 lira bir şey fark ediyor. Ben memurluktan emekliyim. Ne kadar oldu? Lise mezunuyum, ek göstergem var. Bugün ilkokul mezunu, o da böyle aynı maaş alıyorum. Hani büyük bir dengesizlik var, uçurum var. Hani 360-3600 ek gösterge falan dediler. İnşallah o zaten hayal. Biliyorsunuz. Hani diyecek bir şey yok. Bir şey anlatmaya gerek yok yani. Piyasanın durumu belli. Enflasyon rakama çıkıyorlar. Sahte, yanlış. Ben memnun değilim ama evet. Vatandaşa hiç memnun değil. Bugün 8 bin lira maaş alana, 10 bin lira maaş alana 2 bin lira zam yapıyorsun. Ekonominin durumu, memleketin gidişatı belli. Diyecek bir şey bulamıyorum yani. AK Parti'nin mahalle başkanı. Hangi mahalle? Osman Yüzgat Mahalle. İsmim Ömer Arslan. Ben istifa etmişim şu anda zaten. Partide komple ben istifa etmişim. 25 sene bu yana da ben AK Parti kurucusuyum. Yani artık da destek vere biz bıktık. Ben emekliyim. 10,5 milyar aylık alıyor. Kendi bu milletvekili olsa tam genel başkanı, cumhurbaşkanı'ya kadar kendi elini vicdana koysan bugün de bir emekli
10 milyarı da eğer idare ederse, geçen gün televizyonda söylüyorlar, 10 milyar alan da 12 milyar da onu da hiç vermesin de, hacimiz zaten o 2 milyarı da yok. Bugün de bir kere 10 milyar da aşağıda yok zaten. Siz kendi de ne biliyorsun. Acaba bu 10 milyonu alırsa da kira verecek, kendi iki şahsın boğazına bakacak, su parası yatıracak, ceyran parası yatıracak. Bu hiç de vicdanı sözünü yine orada.